Devrim borsa diyelim. Ne olacak? Biraz bir çıt şey yaptı. Hatta sana sitem edenler olmuş. Düşecek dedin, yükseldi diye. Ya ben düşecek bir anlaşılmıyor bu ya. Bak yayınlar ortada. Senin yayınların duruyor kanalında. Ben kendi kanalımda hiçbir yayınımı silmiyorum. Ya rakam veriyoruz arkadaş. Ya diyoruz ki borsa 8500'deyken Ekim ayında seninle yayın yapmışım. Diyorum ki borsa buradan aşağı gidecek. O zaman söyledim. Borsa nereye gider? Düşük 7000 lira gider dedim. Arkadaş iki kere gitti 7200, 7295'e gitti sonra 7200'e gitti. 7200'e gitti kaç ay sonra hem de. Oradan yavaş yavaş kalktı. Evet 7200 lira geldiği zaman belki bir 7000'in altına gelebilir dedim. 6974 bekliyordum. Gelmedi. Yani oradan seni kurtarmışım hayatını. Kaç bin puan düşmüş borsa. Hisse bazında çok büyük düşüşler olmuş. Sen ona düşünmüyorsun. Aa düşecek dedin ya kardeşim düştü işte. Sonra da kafayı çevirdi. Şimdi dolar bazında hala borsadan memnun değilim. Onu da söyleyeyim. Hala dolar bazında borsanın sağlıklı gittiğini. Bütün bu anlattığım resim borsada da aynı. Ülke dolar bazında pahalı. Dolar bazında pahalı olunca ülkenin evi pahalı, domatesi pahalı, kahvesi pahalı, yemeği pahalı. Yani dünya standardında. Dolayısıyla borsası da pahalı. Aa öyle değil demeyin. Gidin Çin borsası fiyatlara bir bakın. Fiyat kazanç oranlarına, piyasa değeri bölü defter değerlerine bakın. Yerlerde fiyatlar. Şimdi ben bu arada Çin oradan kalkar uçar demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fakat Çin bir süre durgunlukla da boğuşsa, borsası kötü de gitse biraz daha, bazı iyi şirketleri, devletin destekleyici şirketleri en azından downside risk, aşağı riski daha az. Bizim şirket, ülkemizde de biz 3 yıldır o kadar çok destekledik ki borsayı, şimdi birazcık risklerimiz var. O açıdan borsa kısa vadeciler için söyleyeyim, 8600'ün üstünde kaldığı sürece sorun yok. Hala borsa ile ilgili karamsar değilim ama dolar bazında borsa ile ilgili karamsarım yani TL bazında değilim ama dolar bazında hala bir uyumsuzlukla yükselmeye çalışan bir borsa var. Az önce anlattığım makro senaryo yüzünden borsada sıkıntılar. Ama ben ne yapıyorum bunları söylerken tekrar tekrar söylüyorum. Ben portföyümü %80'ini, %75'ini, %80'ini dolar bazında, altın bazında ürünlerle, yurt dışı fiziki ürünlerle değerlendiriyorum. Tamam mı? Sistem dışı çoğunlukla. %20-25 borsada İç piyasada, TL bazındaki paramın da tamamını borsa ve borsaya girmek üzere TL'de gecelik faizde tutuyorum. Ve borsaya alım yapmaya devam ediyorum. Yani bu yaptığım iş bu. Şimdi şimdi kısa vade riskler arttığı zaman diyorum ki ya biraz geri çekileyim. Karamsar günlerde daha çok alıyorum. Kötü. Ben borsa bu arada aniden bir çöküş olur. Bunlar da zarar edebilirim. Bundan imtina etmiyorum. Diyorum ki zaten düşündüğüm sebepler gerçekleşirse ben portföyümün %80'ini de zaten dolar bazında ciddi para kazanmış olacağım. Döneceğim oradan daha çok döviz bozdurup borsaya giriş yapacağım. Yani onun için hani hiçbir şey kaçırmamak için sepet yapıp bu sepeti de doğru ayarlamak lazım. Şimdi risklerin fazla olduğunu herkes biliyor. Sadece ben söylemiyorum ya. Yani baktığınız zaman bazı şey ama borsada yukarı gider daha devam edebilir yani. Ama aşırı şişmeye kalkarsa riskler artar onu da söyleyeyim yani. Şu anda ben hani aşırı şişmiş bulmuyorum ama dolar bazında kısa vade doyum noktalarına çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Yani buradan ben gidişin bu dalgada gidişi çok beklemiyorum. Bakalım yani şimdilik. Onun için hani döviz bozup borsaya girmem. Ama TL'de olan kısmımı da borsada tutarım.